her türlü müziğin aslında bir anlamda bir iktidarın elinde manipülasyon aracı ama muhalefette olan elinde de aslında yine manipülasyon aracı ama bir takım haksızlıklara karşı baş kaldıran bir araç olarak da kullandığını söylüyoruz. Bu müzikte bu var mı? Varsa geleneksel bizim dini müziğimizde bunu müziğimizin formuyla bunu gerçekleştirme imkanımız yok muydu? Bunu ilahilerle bunu yapamaz mıydık? Evet, Aykut Bey şunu söyledi. Yani kelimelerin söyleyemediği şeyleri müzikler söyler, hı-hı, o hissiyatı, duyguyu verir. Popüler müzik bu müziğin yanında özenle seçilmiş kelimelerden, yani güftelerden meydana, hı-hı, geliyor. Bundan bahsedeceğim. Bu yakın dönemde Türkiye'deki böyle dini, edebi, düşünsel düşünceye yön veren insanların sözlerinden meydana geliyor. Şimdi geleneksel ilahi formu günümüzde dindar bir insanın çekmiş olduğu ızdırapları tam olarak yansıtacak temalardan meydana gelmiyor. Yani eski ilahilerimizi göz önüne aldığımızda buralarda naat türü eserler var Peygamber Efendimiz'e yönelik. Allah-u Teala'dan dua ve istekler var, münacaatlar var. Mutlak surette Allah-u Teala'nın esmasına dayanan ilahiler, bu temalı ilahiler var. Muharrem ilahileri, ki orada bir protest nitelik söyleyebiliriz. Ramazan ilahileri söz konusu ama günümüz dünyasında Müslümanların yaşamış oldukları başka bir takım problemler var. Mesela İslam dünyasının pek çok yerinde bir işgal söz konusuydu, bir zulüm söz konusuydu. Bunu geleneksel ilahi formundaki güftelerle diyelim, oraya konu olan güftelerle nasıl ifade edeceksiniz? Başka ayrı problemler var. Mesela bir kentleşme problemi var, topraktan uzaklaşma, evet, problemi var. Bunu nasıl ifade edeceksiniz? Melankoli kelimesini özellikle söyledim. Modern dünyada Müslüman ciddi anlamda bir yalnızlık içerisinde. Bunu nasıl ifade edeceksiniz? Dolayısıyla yeni sözler lazım, dinin değişmesi lazım. Bizim klasik ilahi formlarının yoğunlukla güfteleri malumunuz Yunus Emre'ye dayanır, Pir Sultan Abdal'a dayanır, Aziz Mahmut Hüdayi gibi şahıslara dayanır. Ama popüler dini müzik, özellikle 1985'ten itibaren ortaya çıkan popüler dini müziğin güfteleri yoğunlukla, biraz önce bahsetti Aykut Bey, Necip Fazıl Kısaküre'ye dayanır. Buradan ideolojik bir boyutu vardır. Vardır. Zaten kendisi de söyledi, ben ideologiya örgüsünü okuduğumda dedi, işte Erdem Beyazıt'tan bahsediyor kendisi. Sezai Karakoç'a dayanır. Şu anda Yedi Güzel Adam olarak artık bilinen Cahit Sarıfoğlu. Abdurrahim Karakoç hatta. Abdurrahim Karakoç da var. Erdem Beyazıt, efendime söyleyeyim, Mehmet Akif İnan, Osman Sarı, evet, Ahmet Mercan, Süleyman Arif Emre. Böyle çok yoğun olarak bu şairlerimizin diyelim ve düşünce adamlarımızın eserlerinin güfte olarak kullanıldığını, hı-hı, görüyoruz. Ben yani yayınlamak nasip olmadı ama esasında belirli bir periyoda ait neredeyse bütün sözleri bir araya getirdim. Bende bir arşiv var. Ne kadar güzel. En az kullanan Aykut Bey'dir. Ki Aykut Bey şu kısa programda bile kaç kere atıfta bulundu bu şahıslara. Atıfta bulundu. Şimdi bu söylem nedir? Hani Yedi Güzel Adam'ın söylemi nedir? Bunu anlamak için mesela Sezai Karakoç'un bütün eserleri artık Gün Doğmadan isimli eserinde bir araya geldi. Sezai Karakoç'un yapısını anlamak için söylüyorum. Mesela 1957 yılında Sezai Karakoç Kan İçinde Güneş diye bir şiir yazıyor. O dönemde Macaristan'da Sovyetler Birliği yanlısı bir hükümet var ve Macar halkı bu hükümete karşı bir ayaklanma gerçekleştiriyor. Hmm. O ayaklanmanın anısına Sezai Karakoç bir şiir yazıyor. Müslüman bir coğrafya değil. Bizi ilgilendiren olay ne? Tamam, o dönemdeki komünist karşıtlığıyla belki bir ilişki kurulabilir ama çok da ilişki yok. Doğrudan bir ilişki kurulamaz. Evet. 1950 yılında Kutsal At isimli şiirinde Cezayir Bağımsızlık Savaşı henüz bitmemiş, bu konuya temas ediyor. Sezai Karakoç'un şiirlerinde Kudüs, Beyrut, İran, Irak, Afganistan, Orta Doğu, Bağdat, Ayasofya, bunları çok yoğun bir biçimde görüyoruz. Onun haricinde Sezai Karakoç'ta mesela bir kent ve toprak eleştirisi vardır. Bir şiirinde bu katı, bu sert kente gelmeseydim der.
Bir başka Doğru. şiirinde toprağı fazla terk ediyoruz artık diye mesaj verir. Bir de dil değişmiştir. Böyle daha çok işçiden, emekçiden, ezilenden yana bir dil ortaya çıkmıştır. Bir şiirde günaydın alnında ter birikmiş, emeğini kendi elinden devirmiş işçilerden. Yani çok belirgin bir şekilde Marksist bir söylemi çağrıştırıyor. Şimdi çok ilginç bir biçimde Mehmet Kaplan Hoca 1975'lerde işte Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle bir şiir tahlil kitabı çıkarır. Bunun Kültür Bakanlığı'ndan yeni baskıları da yapıldı. Tamam, o eski kıdemli şairleri alır. Bir de ses getiren, ki muhtemelen daha ilk kitabını çıkardı, Erdem Beyazıt, onun da bir şiirine yer verir. Fakat bu şiiri tahlil ederken ciddi anlamda kendisi de dehşete düşer. Çünkü orada emekten bahsedilmektedir, evet. alın yazısından bahsedilmektedir. Ezilmiş coğrafyalarda, sadece Müslüman coğrafya değil, diğer coğrafyalarda da zulümden bahsedilmektedir. Kendisi şöyle der, yani Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların barışçı bir dili söz konusuyken nasıl oldu da bu genç şair böyle radikal söylemlere büründü? Tabi bunlar der Sezai Karakoç'un şiirinden etkilenerek buraya geliyorlar. Ki Erdem Beyazıt zaten bunu inkar etmez. Tabii. Yani bir dergiye vermiş olduğu raportajda sorulur. Yani sizin şiir felsefeniz nedir denilir. Ben der Büyük Doğu, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu ideolojisi ile Sezai Karakoç'un diriliş felsefesinin mütevazi bir işçisiyim sadece. Yani İslam dünyasındaki bu ihyanın Sezai Karakoç Üstad'ın diriliş kavramı çerçevesinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunu mütevazi bir işçisi olmaya çalışıyorum der. Böyle bir yaklaşıma sahiptir bu popüler dini müzik temelde. Yani şunu söylemek istiyorum. Müzik olarak yenidir. Yenidir ama etkilenmemiş değildir. Çünkü marş formu Türkiye'de çeşitli kesimlerde eskiden beri vardı. Tabii, tabii, yani yepyeni vardı. Bir form değil. Ama şey olarak, güfte olarak, söylem olarak, retorik olarak belki İslam dünyasının sömürgeye karşı mücadeleye başladığı 100 yıllık bir hareketin özünü insanlara vermektedir. Ve burada çok detaylı temalar, çok farklı şiirlerde kendisini ortaya gösterecektir. Hocam ben size döneyim müsaade edersiniz. Elbette. Siz de diyelim ki güftelerinizi seçerken beste yapmak için, hocamın bahsettiği bu temaları bilinçli bir şekilde seçerek mi oluşturuyordunuz? Aslında evet. Çünkü nelerdi sizde öne çıkan temalar mesela? Okumamızda da bir etken bilinçli, var, o da bu zaten. Bu şey miydi, yani bilinçli bir tercih ile ben evet kaldırımları bestelemem lazım. Yok, hayır. Hissedişle alakalı bu. Ki üstattan bestelediğim benim ilk eser o değildir. Hı-hı. Yattığım Kaya isimli bir beserdir. Yattığım Kaya biraz kaybettiklerimizi hatırlatır. Hı-hı. Onlarla mahşerde bir daha karşılaşacağımızı hatırlatır. İçerisinde bulunduğumuz sonsuz seferi anlatır. Adına dünya dediğimiz, yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz şeyin kundak bezi ile kefen bezi arasındaki bir süreç olmadığını, bir öncesi bir sonrası olduğunu ifade eder. Hem babamı kaybetmişliğimin etkisiyle hem de bir çocukluk arkadaşımı askerde şehit olarak vermemizin etkisiyle ben zaten o taraflardaydım, ötelerdeydim yani. Necip Fazıl'la pek çok büyük insan gibi eserleri sayesinde tanıştım. Çileyi karıştırırken de bu şiire takıldım. İşte bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi kedere diyor. Derken mırıldanmaya başladım. İçimde maziden kalma duygular diyerek. Şimdi bu benim başarım değil. Bu yeti bana Allah tarafından, yaratan tarafından verilmiş bir şey. Ama bu şekilde ortaya çıktı. Sonradan işte üstadın mahtumlarıyla, o zaman sağ olan Neslihan Hanım'la görüştüğümde izin verdiler bana. Hatta bunun iyi bir tevafuk da olduğunu söylediler. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek merhumun dahli olmadan çileye sonradan giren tek şiirmiş bu. Bir komedinin de Vecdi Bey arka tarafında sıkışmış bir halde bulmuş bunu. Mehmet abi, Mehmet Kısakürek. Allah Allah. Çok tedirgin olmuşlar. Yani Yattığım Kaya bakmışlar. Hani öncesini çöpe attım dediği bir dönem var ya bütün şiirleriyle birlikte. Zaten münhasır olarak çileyi oluşturuyor. Pek çok kişiye danışmışlar. O zaman da şu anda da yaşayan talebeleriyle pek çok istişare yaparak bu şiiri koymaya karar vermişler.
Yani bir beis olmaz inşallah düşüncesiyle. Ben bu eseri besteleyince işte hani genç bir inanan adam olarak bir şekilde bunu onaylamış olduklarını ifade ettiler. Evet. Dolayısıyla hani seçilmiş bir şey değildi bu. Ya da kaldırımlar aynı şekilde ben Süleymaniye Camii etrafında kaldırımları yürürken, şiir de aklımdayken o ritimle yani bestelediğim eserin şeyi de metronomu da benim kaldırımlardaki yürüyüş adımlarımdır, tempomdur zaten. Yani illa da şu eseri bestelemeliyim, aman şunun üstüne gideyim falan diye bir şey ama yok. Yani kaldırımları artık ezber biliyorduk. Öyle baktığınızda dini bir tema zaten içermediğini çok değil, net bir şekilde biliyoruz. İşte, peki bunu popüler dini müziğe üstad nasıl olması, aktarabiliriz? Üstad bu? Olması onu dini müzik yapıyor. Ya enteresan bir şey söylüyorsunuz. Çoğunlukla yani ben işte ezgi tırnak içinde seslendiren bir adam olduğum için işte 98 yılında yaptığım bir eserde işte sigaram tütüyor, Allah sorar gibi eserler de yer alsa gittiğimiz konserlerde işte Allah sorar ilahisi diye istek geliyor. İlahi değil ki bu. Yani ortada ciddi bir karışıklık var. Sırf kendimizi ifade etmek adına yazdığımız şey fazlaca aslında bir anlamda da sahipleniyor. Yani ben normal bir eser söylüyorum. Kendimi ifade ediyorum. Bir dinin, bir görüşün, bir cenahın bayraktarlığını yaparak şarkı söylemiyorum ben. Ha şöyle olabilir. Yine mesela 94-95 yılıydı işte hani Bosna olduğu zaman, Filistin'de olaylar olduğu zaman ki aradan geçmiş 22 yıl neredeyse hiçbir şey değişmedi. İslam coğrafyası hala kan revan. Bırakın biz hani başkalarıyla savaşmayı, kendi içimizden bir türlü çıkamıyoruz. Ama öyle bir dönemde Vecdi Bey'in çok doğru tespitiyle şimdi ey Filistin diyerek nasıl hitap edeceksiniz? Hangi ilahi formuyla? Ey Filistin, ey Bosna, ey Çeçenistan. Biz seninle öyle bir kardeşiz ki kanlar içinde yere düşmeni istiyoruz. Çağrı yapıyorsunuz dedim ben. Yani, evet. Yani hissettiğim şey de bu. Ama bunu hangi ilahiyle nasıl seslendireyim? Zaten aşina olduğum form da bu değil. Yani batılı bir sistemle müziği görmüş, kökenleri itibariyle de 6 kuşak, 7 kuşak İstanbullu olan şehirli bir adamım. Şimdi kendi ifade ediş tarzımla ancak ben bunu gündeme getirebilirim. Ama evet bunu başka bir müzik formunda yapmak zor. Bu anlamda yaptığımız müziğin protest bir yönü olduğu muhakkaktır. Fakat birileri, bir grup, bir güruh tarafından ya ne yapalım hadi bakalım Filistin'e de marş yapalım. Aman da işte Abdülhamit'e beste yapalım filan şeklinde olmadı bu. Ya da dediğimiz gibi şimdi Osman Sarı'nın Taş Gazeli. Taş taş değil, bağrındır taş senin. Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin. Protest bir söylem bu. Evet, evet. Yani medenileşmeye ama aynı zamanda şehirleşmeye, taşlaşmaya, betonlaşmaya dair. Ya da yine merhum Akif İnan'ın işte şiir bahçemizdi, gökdelen oldu, aklımıza nasıl bak gülen oldu. Şimdi bunları ifade ediyorum ben de ve çok fazla da değişen bir şey olmadığını görüyorum haddi zatında. Hocam şeye döneyim, bu temalar içerisinde bir tanesi var ki öne çıkıyor. Bahsettiğiniz haksızlığa karşı mücadele vesaire ama bu haksızlığa mücadele karşısında mücadelede öne çıkan temaların en önemlisi cihat kavramı. Evet. Hocam siz de katılıyor musunuz buna böyle olduğu noktasında? Cihat aslında çok katılmıyorum. Siz fazla bir yer vermediniz galiba ama değil. Genelde baktığımızda popüler dediğimizde cihat kavramına son derece vurgu yapılıyor. Sizin söylediklerinizden sonra biraz daha bana anlamlı gelmeye başladı. Yani bunun bir sosyolojisi var, bir arka planı var. Neydi cihat kavramına bu kadar vurgu yapılmasının arkasındaki sebepler diye sorsam. Hemen aklıma Afganistan geliyor, ne bileyim Kudüs geliyor. Afgan cihadı merkezi bir rol oynuyor. Yani evet. Afgan cihadı üzerine yapılmış, dağlarda kardeşlerim var derken Afganistan cihadını anlatan özel kasetler oldu. Esasında Afgan cihadı için özel kaset yapıldı. Şimdi hepsini tek tek isim vermek uygun doğrudur, olmuyor belki. Bosna cihadı için müstakil kasetler yapıldı. Pek çok kasette mutlak surette dolaylı ya da dolaysız bir biçimde Filistin'e yönelik mücadele vardı. Kudüs'e yönelik var. Mesela Necip Fazıl'ın eserleri esasında diğer eserlere göre daha az bestelenmiştir benim görebildiğim kadarıyla. Ama en zorları bestelenmiştir. Mesela Zindandan Mehmet'e Mektup. Bu bestelenmiştir. Özel bir form içerisinde müziksiz olarak bestelenmiştir. Bana göre çok özgün ve orijinaldir. Bir başka Necip Fazıl'ın birkaç kere bestelenen eseri Şarkımız isimli eseridir. Esasında 1964 yılında yazmış ve gerçekten bunu Filistin için mi yazdı?
Ama bu intifada için kullanıldı. Özel o döneme uygun bir içeriği müsait de ama yani. İçeriği müsait. Yani sapan taşlarının yanında aynen. füze başka evet. alemlerle farkımız bizim dediği andan itibaren oraya tam olarak oturuyor ve çok başarılı yani belirli bir neslin aklında kalan eserlerden bir tanesi olmuş. Birkaç tane farklı beste bu konuda yapılmış. Burada Afgan cihadın Bosna cihadı bunu takip eden Çeçenistan'daki cihat mücadeleler. Bunlar peş peşe devam eden olaylar. İslam dünyası bir olayı açtığı zaman diğer bir olay başına geliyor. Daha sonra Irak'ın ilk işgali, birinci Körfez Savaşı. Bağdat'la ilgili çok fazla sayıda eser ortaya çıkmıştır. Esasında günümüzde de daha fazla bu devam edecektir ama popüler dini müzikte 1995'lerden itibaren bir kırılma oldu. Şu anda İslam dünyası şu günkü haliyle 1985'lerde olmuş olsaydı bunlar çeşitlenecekti. Cihada, yalnız cihat kavramını Mehmet Akif İnan gibi kişiler doğrudan cihat olarak kullanmıyorlar, savaş olarak kullanıyorlar. Doğru. Cihat kelimesini. Yani daha bir ne diyelim seküler bir dilleri var. Esasında dini bir takım şeyler kastediyorlar anlamları ama. Radikal diyebilir miyiz yani? Aslında ya, değil. Evet. Bence kaçınmak gibi bir şey bu. Ben de seküler deyince yani oradaki sözde cihadı aynı şeyi yapıyorum. Yani cihat demek dinin bayraktarlığını yapmak demek. Üstelik savaş gibi bir konuda. Oysa hepimiz biliyoruz ki cihat dediğimiz şey büyüğü kendinizle olandır. Nefsinizle olandır. Ama o dönemde yani bir yeri hücum anlamında karşınıza hedef koymak ama sanıyorum gelir. O dönemde kaleme alınan eserler ağırlıklı olarak cihatla büyük ölçüde fiziksel cihadı kastediyorlardı gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Yani Afganistan ortada, Kudüs işgal altında. Ama estetiktir üstad. Yani mesela şöyle dile getirilir. Savaşa girdi kalbim, bir yara aldı beni. Neden ne acı varsa aradı buldu beni. Burada bakın adres belirtilmiyor. Dini bir söylem olarak işte cihattan, kafirlerle savaşmaktan falan bahsedilmiyor. Konunun başında aslında değinmeye çalıştığım sanatın benim de çok anlamlı ve olumlu bulduğum yönüdür bu bence. Yani ben yazdığım eserlerde kainatın efendisini anlatırken işte gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah demedim. Yani o farklı bir söylem. Ben işte Arif Ay'ın söylemiyle dal kırık bahçe talan sularda yüzün. Hangi melal yok şimdi hayal. Sabahları boyayan kuşlar mıydı yıllar savrulmuş sanki sonbahar. Yüzün gök, yüzün yıldızlar, yüzün leylim. Birlikteyiz işte, hiç bitmiyor akşam demeyi ve bunu eser olarak üretmeyi tercih ettim. Oysa bunu dinleyen bir başka kişi kız arkadaşına ya da erkek arkadaşına, sevgilisine de bunu söyleyebilir sözleri itibariyle baktığınızda. Ama sanatın dili olarak ben bunu seçmeyi daha doğru buluyorum. Dolayısıyla haksız yere içerisinde bulunduğunuz, inandığınız dini de töhmet altında bırakmamış olursunuz. Bu fikirlerinizi aktarma anlamında da daha etkili bir yoldur bana göre. İçerisinde yaşadığımız çağ itibariyle söylüyorum. Bu anlamda evet bahsettiğimiz medeniyet şairlerimizin de kullandığı dil çok böyle kör gözün parmağına değil de biraz daha seküler bir taraflara çekilmeye ama mesaj olarak almak isteyenin de gerçekten altını çize çize alacağı mesajlarla yüklüdür. Ben sözünüzü kesmiş oldum biraz yani önce. Benim kanaatimce o fiilen cihatlar devam ettiği için özellikle Afgan cihadı, Bosna'daki cihat. Yani Bosna'dakine de çok rahat cihat diyebiliriz. Evet. Neticede Sırplara ve Hırvatlara karşı yapılan, işgalci bir güce karşı yapılan bir hayatta kalma mücadelesiydi. Çeçenistan de keza öyleydi. Buradan fiili bir cihat da anlaşılıyor ama mesele sadece fiili cihat değil. Biraz o dönemin düşünce yapısını da göz önüne almak lazım. Esasında cihat modern düşünce ve modern hayatın değerlerine karşı verilen bir mücadeleyi ifade ediyor. Dolayısıyla o anda fiilen İslam dünyasında herhangi bir işgal olmasa bile bu savaş ruhu devam etmeli. Osman Sarı bunu nasıl söylüyor? Savaşı özledin. Özledin kalbim savaşı, sabırsız bir ordu yürür içimde. Henüz ortada bir savaş yok ama her zaman o Batı'nın kültür endüstrisi, kültürel hegemonyası açısından, siyasi hegemonya, ekonomik hegemonya açısından düşündüğümüzde bir savaş ortamı
söz konusu. Cihadın burada değişen anlamı var. Dönemin bir takım siyasetçilerin ya da alimlerinin ifadeleri de benim bu verdiğim anlamla bence uyuşuyor. Yani günümüzde artık bunlar kamuoyuna mal olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok önemli şahıslar yani Türk siyasi düşüncesinde ya da ilmi hayatında savaşı fiili bir savaş olarak anlamıyorlar. Kimdir bunlar? Daha eskiden bahsedersek Bediüzzaman Said Nursi, Türkiye'de geniş halk kesimleri tarafından artık tanınıyor, biliniyor. Medenilere galebe çalmanın ikna ile olacağını söylüyor. Artık fiilen bir savaşta galebe çalmak kele 20. yüzyılın başında zaten hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu yeni bir cihat türü. Yani fikri mücadele yapacaksınız. Yakın dönem siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir isim olan merhum Necmettin Erbakan da artık cihadın böyle tankla tüfekle değil siyasi anlamda hak arama mücadelesiyle olacağını söylüyor. Bunlar cihada katılan yeni anlamlar. Dolayısıyla 1985'ler ki şiirler daha önceye dayanıyor. Buradaki cihat ya da savaştan kasıt mutlak anlamda fiili bir savaş değil. Kaldı ki cihad-ı ekberin esasında yani bu İslam düşünce geleneğinde çok yaygın bir kabuldür. Kişinin kendi nefsiyle olan savaşı olduğunu herkes kabul eder.